ekranlarında Fikir Meclisi programı kaldığı yerden devam ediyor. Konumuz Musul Operasyonu ama şu an biz buzdağının görünmeyen kısmını konuşmaya çalışıyoruz. Selman Yücel Beyefendi ile birlikte. Evet, Irak'ın işgalinde kalmıştık. Buradan isterseniz devam edelim. Evet, Irak işgal edildi. Biliyorsunuz Irak'ın silahlandırıldı. Bu önce Türkiye'ye vurmak için silahlandırıldı Saddam. Test etti. Hatta ben Ankara'ya vurabilirim diye böyle beyanatları da vardı. Ondan sonra baktılar ki Türkiye'nin bu şekilde gücü yetmez. Orduyla savaşma Irak'ın gücü yetmez. Irak'ın da Türkiye tarafından yenilmesi çok başka stratejik meseleler çıkaracak. Onu geri çektiler. İran'la savaştırdılar. İran'ın gücünü bitirdiler. Irak'ın gücünü bitirdiler. Borçlandırdılar. Dehşet planlama yapıyorlar. Tabii, dehşet onda, satranç oynuyorlar. Evet, oynuyorlar ama çok enteresandır Selçuk Bey. Bir şey daha söyleyeyim. Tarık Aziz, Saddam'ın sağ kolu. Devamlı olan yanında. Devamlı yanında. Bak, evet. Buna dikkat çekiyorum. Enteresan. Tarık Aziz'i Saddam 20 yaşındayken 1952 yılında yanına koyuyorlar. Saddam genç biri. Askere giriyor. Tarık Aziz kankası. Onu askerde geliştiriyor, rütbe aldırıyor bilmem. Saddam yürüyor. Yanında kankası. Hiç bir şeyin farkında değil. Sonra darbe yaptırıyor. Ordunun devletin başına geçiriyor. Kankası. Sonra İran'la savaştırıyor. Kankası. Sonra Kuveyt'e sokturuyor. Kankası. Sonra Amerika geliyor. Irak işgal ediyor. Son darbe. Saddam ve bütün ahalisi diyelim onları, yani bütün ekibi, kardeşleri, yöneticilerin hepsi katlediliyor. Tarık Aziz Avrupa'da yaşıyor. Birinci adam. Fatih Sultan Mehmet'i birinci veziri zehirledi. Bak buralar çok önemli. He. O da Yahudi. Başka? Allah rahmet etsin. Arafat. Arafat sığınağa saklanıyor. Sonra onun için ölüm emri çıkıyor. Sığınağa saklanıyor. Filistin lideri. 4 kişi girebiliyor. Bunlardan bir tanesi onun güvenliğinden sorumlu Dahlan. 20 yaşında Saddam'ın Arafat'ın yanına girmiş. 20 yaşında. 20 yaş önemli. Şimdi bir şey daha söylerim ama ortalık karışır, onu söylemeyeyim. 20 yaşında girmiş ve o zehirli öldürüyor Arafat'ı. Çok önemli şeyler bunlar. Öyle diyor ya Erbakan hocam. Allah kanı kanı her şeyi tespit etmiş. Her taşın her noktada bir Yahudi bulamazsınız diyor. Ama Yahudi hiçbir taşın altını boş bırakmazdı. Daha ne desin? Şimdi evet. Irak'ı da hallediyorlar. Sıra geldi diğer ülkelere. Irak tamam da İran var, Türkiye var, Mısır var, Suriye var, Libya var, Yemen var, Sudan var. Bunlar ne olacak? Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice diyor ki şimdi biz bir şey unuttum. Bush Irak'a değil 11 Eylül olaylarından sonra Pakistan, Afganistan'a bu bir Haçlı seferidir diyor resmen. Yani bunu videosunu bir şey evet, yayınladık. Haçlı seferidir diyor. Biz dedik ya 1990'da başlattılar Thatcher'la diye. Bu Haçlı seferi yürüyor. Bu Haçlı seferi yürüyor. Haçlı hedef Büyük İsrail'i kurmak. Nil'den Fırat'a oraya almak. Bunlar bayraklarına işlemişler. Bayraklarına. Nil'den Fırat'a iki çizgi, ortasına Siyon yıldızı, İsrail'in yıldızı, bu bayrakları. Bunların sizin ifadenizle genetiğini çözmüş, genlerini tespit etmiş Erbakan da kendi imzasını iki çizginin arasına atıyor. Hop orada biz varız demek için. Erbakan imzasına dikkat edin. Artı Kıbrıs'ın haritasını, bayrağını da aynısı yapıyor. İki çizgi arasında ay yıldız. Bu da Erbakan'ın cevabı. Yapamayacaklar Allah'ın izniyle. Ne mal olursa olsun o Arz-ı Mev'ud dediği kutsal beldeleri işgal edemeyecek. Ne kadar kan dökülse dökülsün olmayacak Allah'ın izniyle. Biz ona inanıyoruz. Hayır. İnşallah. Ama Musul'da ne oluyor? Evet. Nerede? Irak'ı bitirdik. Bitirdiler. Şimdi Condoleezza Rice
Diyor ki biz 22 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz. 22 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz, rejimlerini değiştireceğiz. Bunun adı Büyük Orta Doğu Projesi. Ya zaten Orta Doğu, Orta Doğu bunun büyüğü olur mu? Ne büyük? Büyük İsrail projesi esasında bunun. İsrail'i büyütecekler. Orta Doğu zaten neyse o. Nereye büyüteceksin Orta Doğu'yu? Ama proje büyük manasına değil. Büyük İsrail projesidir. İsrail'i büyütme projesidir bu. Şimdi bakın Allah aşkına. 1947'de İsrail kuruldu. Ürdün, Mısır, Suriye yanında birçok ülke var. Bugünkü kadar rahat oldu mu İsrail? Danışan yok, dölüşen yok, karışan yok, ne yapıyorsun lan diyen yok, bu tarafa bakma diye. İstediğini yapıyor. Kafasına esiyor esiyor. Müslümanları keyfen katlediyor. Şehit ediyor. Keyfen. Kızcağız ben şuradan geçeceğim diyor. Ya geçerim diyor. Kalbim ağrıyor. Göğsümü sıkışıyor. Yok bir şey. Elini şöyle yapıyor. Kız bıçak çekecek diye öldürüyorlar. Yanına da bıçağı bırakıyorlar. Neyse. Büyük Orta Doğu projesi oldu. Şimdi buraya yazalım. Büyük Orta Doğu projesi eşittir Büyük İsrail projesi. Eşittir. Orta Doğu'yu, Orta Doğu'da kim var? Hepsi İslam ülkesi İsrail hariç. Biz İsrail'i işgalci sayıyoruz. Ülke saymıyoruz, devlet saymıyoruz. Büyük İsrail'i kurma projesi bu proje. Bunu yapabilmek için de Büyük Orta Doğu projesini hayata geçirdiler. Şimdi esas kahreden durum, bu projeyi yürütecek iki başbakandan biri bir maalesef bizim başbakanımız. Böyle bir şey olur mu ya? Yani bunu kabullenmek olabilir mi ya? Hatta o zaman Cumhurbaşkanı da Abdullah Gül de bizim Büyük Orta Doğu projesinde Amerika'yla işte büyük hedeflerimiz yahut işte Diyarbakır için şöyle şeylerimiz var diye cümle tam aklımda değil. Kabullenerek yaptılar. Bu ne manaya İspanya, gelin? İspanya, Yemen, Türkiye. İspanya, evet Yemen, Türkiye. Sonra İspanya bıraktı. Zulmümü gördü. Vicdanım el vermedi. Ama biz hala Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyız. Bu projelerin hepsi Büyük Orta Doğu Projesi. Musul'da, Libya'da, Suriye'de, Mısır'da Büyük Orta Doğu Projesi'nindir arkadaş. Sen ona eş başkanlık edip ona direnemezsin. Ha sahnede bize halkı şey yapmak için dün bir açık oturumda bir gazeteci adını vermeyeyim. Çok güzel anlattı. Sen dedi bu halkı yumuşatmak, bu halkı ikna etmek için mi bu lafları söylüyorsun? Sen bu kadar sert söylüyorsun, Amerika hiçbir tepki göstermiyor. Demek o izinli konuşsun mu diyor dedi yani. Biz bunu anlamıyoruz dedi. Başka gazeteciler de vardı, tartıştılar ama tespiti buydu. Ya ne Musul'un, yani neden bahsediyorsun? Sen Libya'da 3 gün evvel demişsin ki ne işi var ya NATO'nun Libya'da demişsin. NATO niye girecek Libya'ya demişsin. Hiçbir şey yok ortada. Sana ne orada içeride çatışıyorlarsa bilmem ne ediyorlarsa. Ha birileri gider ya onları uzlaştırır ya da bırakın ne halleri varsa görsün der. Sen neye gidiyorsun dedi NATO'ya. Başbakanımız o zaman, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı. Sonra 3 gün sonra tabii NATO bu konuşuyor, bize konuşuyor. Onlara hiç tesir etmiyor. Bir baktı NATO'nun gemileri gelmiş, NATO Libya'ya çıkıyor. Tabii NATO Libya'yı Libyalılara vermek için oradadır dedi. E kimdeydi Libya o zamana kadar? Ugandalılarda mıydı yani? Kimin neyi kime verecek kardeşim? Libya'da zaten Libyalıların. İyi kötü. Ha Kaddafi'nin dönemindeki, şimdi Kaddafi'nin dönemindeki Libya'ya sorsak, Libyalı'ya gel kardeşim şimdi mi iyi Libyalı? Diyecek ki ne varsa size vereyim, Kaddafi dönemini bana geri verin. Saddam'ın devrinde de öyle. Hani o evet. Bu Amerikalılar girdiğinde o Saddam'ın heykelini işte o burç vuran kişi işte geçen tutuyor gazeteciler soruyor. Elim kırılsaydı da yapmasaydım. Evet. Şu an Saddam'ı arar olduk. Maalesef. Şimdi demokrasi getirdiler sözümüne. Ama burada bir başka şey var. Ve yapılan bütün zulümler, yapılan bütün baskılar, dökülen kanlar hep Müslümanların. Hep Müslümanlar ölüyor. Ve çok enteresan, Falkland Adaları diye bir ada var. Falkland. Falkland.
İngiltere ile Arjantin arasında bu orası, o dedi ki benim, bizim kardaklar var diye. O dedi ki bizim, o dedi ki bizim. Aralarında çatışma çıkacak. Çatışma. Hazırlandı iki tarafta. Dedi biz hadi bakalım görelim. Arjantin, İngiltere. Ya Birleşmiş Milletleri Genel Sekreteri uçaktan inmedi Selçuk Bey. Oraya gitti, buraya gitti. Onu anlattı, bunu anlattı, durdurdu. Neden? Ölecek olan Hristiyan. Ama bizim burada oluk oluk masum çocuklar yıkıntılarının altında. Kadınlar, kızlar, evlerini terk edenlerin perişanlığı başka. İslam alemi perişan, karşısında duracak bir güç yok. Ya arkadaş, sen D8'i hayata geçirseydin, Türkiye, İran, Mısır, Nijerya, Bangladeş, efendime söyleyeyim, Endonezya, bir de Nijerya, işte 800 ülke yani sayarken karıştım. 800 milyon, şimdi 1 milyar olmuştur. Ve her şeyleriyle güçlü 8 ülke, hop deseydi kim kıpırdayabilirdi ya? Selman Bey, en pahalı Müslüman kanı 2 milyon dolar. Öyle Suriye'dekilerin değeri bile yok yani. Suriye falan yazık zavallı. 2 milyon yani. Dolar da hani, Mavi Marmara'dan hani, dolayı hani. Okan değil. 2 milyon. Şehit kanı. Biz Rusya'ya 5 milyar dolar verdik bir uçak için ya. İçinde bir tane pilot öldü. Selçuk Bey, 5 milyar dolar. Burada 20 milyon dolar nedir ya 20 milyon dolar? 20 milyon dolar ne? Diyorum ya 20 milyona böldüm. Bedava abi. 2 bedava. Milyon dolar. Müslüman kanı. Okan ödenmiş değildir. Filistin'de Mavi Marmara'da şehit edilenlerin kanı ödenmiş değildir. O devlete veriyor. Devlete bağışlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağış. Neden? Çünkü o vatandaşa verse suçluluğunu kabul edecek. Suçluluğunu kabul etse mahkemelere yol açılacak. Bak suçluyum dedi, bazen tazminat verdi. Dava ediyor. Yok. Evet. Bu devlete yani o kadar da değil ama o kanlar ödenmedi. Şimdi bundan sonra gittiniz NATO'nun güçlerini, Fransa'nın güçlerini Akdeniz'de bizim gemilerimiz korudu ve NATO'nun merkezini getirdiniz, İzmir'e koydunuz. Türkiye kim idare ediyor? Ondan sonra devam ediyorum. Bu süreç geldi. Suriye tamam, Libya tamam. Affedersin, Libya tamam, Irak tamam, Yemen tamam, Sudan tamam. Şimdi geldi. Mısır zaten el altında. Orayı istedikleri gibi kontrol ediyorlar. Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye dediler ki arkadaş siz böyle terör anlaşmalar var. Ya bu dediğin gibi o kadar sinsi, o kadar ileri dönük, o kadar stratejik yürüyorlar ki. Türklere ve Müslümanlara düşmanlığıyla meşhur Papa'nın heykelinin altında bunlar Avrupa uyum yasalarını Abdullah Gül Bey ile Tayyip Erdoğan Bey imzalattılar. Orada ikiz yasalar denen bir yasa, bir madde var orada. Diyor ki Türkiye'de çok madde de ve çok maddenin arkasında bir şey daha söyleyeyim. Abdullah Gül Bey'in 9 maddelik Amerika ile yazılı olmayan anlaşmasının da olduğunu herkes söylüyor. Şeyde reddedilmiyor. Diyor ki Türkiye kendi toprakları üzerindeki azınlıkların self-determinasyon hakkını kabul eder. Eğer self-determinasyon hakkına itirazı olursa buna Avrupa Birliği ülkelere müdahale eder. Hayda. Nedir bu? Şu. Türkiye'nin Lozan'a göre azınlıkları Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler. Üçü var. Ancak şimdi öyle bir süreç geliştiriliyor ki Kürtleri de azınlık statüsüne sokmaya çalışıyorlar. İşte o dertleri o. Self-determinasyon hakkını verdirmek için. Bunlar da azınlık diyecek. Ne azınlığı kardeşim? Kürt'le, Türk'ün, Arap'la, Çerkes'in bizim ülkemizde ne farkı var? Bugüne kadar tarih boyu Çanakkale'de, Yemen'de, Doğu'da ne o 90 bin kişinin şehit edildiği Sarıkamış'ta ne fark oldu? Hepsi bu vatan için çalıştı, hepsi bu topraklar için şehit oldular. Beraberdiler, omuz oydular, birbirini taşıdı. Nereden çıktı bu Kürt mü? Ama bunlar çıkardılar.
bu imzaları attırdılar şimdi bunlar o zaman. Bakın, misyonerlik çalışması altında iyilik melekleri işte 1950'li, 60'lı, 70'li yıllarda Doğu ve Güneydoğu'da girilmemiş köy, girilmemiş kasaba bırakmadılar. Evet. Her gittikleri yerde, X köyde şu kadar kişi yaşıyor, bunlar Kürt, şunlar Arap, şunlar Ermeni, şun genetik kodunu çıkardılar. Evet. Ve ondan sonraki süreçte ayırma metodunu kullandılar. Şimdi geldiğimiz nokta bu. O iyilik melekleri... Bunlar tabii misyoner olarak gözükmüyor orada. Ya araştırmacı, canım, ya efendim söyleyeyim insani yardım iyilik elemanları, melekleri. İyilik melekleri. İngilizce gözüküyor. Öğretiyorlar, çocuklara ama çikolata çok veriyorlar. Çok sembolik isim var. Lawrence. Lawrence var ya, evet. Orta Doğu'da hangi kabile, hangi yemeği nasıl yapar biliyor. Bunlar eti çok kor, bunlar tuzu çok kor, bunlar sebzeyi... Baharatlı yer falan. Hepsini biliyorlar. Bunlar öyle yetiştiriliyorlar. Biz 2000 yılında Kuzey Irak'a gittiğimizde de orada İngiliz araştırmacı hanımları gördük. Aynı dediğinden Kuzey Irak'ta onlar araştırıyorlar. Oranın gen haritasını çıkartıyorlar. Bunlar bütünüyle bir proje. Şimdi tabii... Geldik. Maalesef biz niye böyle 2 aylık, 3 aylık, 5 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık planlar geleceğiz, yapıyoruz da geleceğiz. 50, 100, 200 yıllık niye yapmıyoruz? Geleceğiz şimdi ona. Ona geleceğiz. Şimdi buraya kadar geldik. Şimdi arkadaş. Irak'ta teslim oldu. Libya, Mısır, Suriye'de bu hale getirildi mi? Ya arkadaş. Hı. Sen Suriye ile kardeşim Esad diye başladın. Top oynamalar, bir orada bir burada top maç etmeler, sınırları kaldır, vizeleri kaldırmalar. Efendime söyleyeyim, beraber tatil yapmalar falan. Güzel, tamam, biz de sevindik. Ama o zaman da Erbakan hocam dedi ki, şşt. Ağzı süt kokan çocuk. Onu sana Siyonistler hoş görünesin diye yaptırıyorlar, onun arkasından sana oyun oynayacaklar dedi. Bir dedik hocam ya, içimizden ya sınırlar kaldırılmış, burada akrabalar gidiyor geliyor, o işte kolaylaşmış falan filan. Nasıl olacak dedik, meğer gene doğruymuş Erbakan hocam. Şimdi bu da bitti. Geldik bir 10 sene evveline ya da 5 sene evveline. Ama dönelim biz. Osmanlı'nın yıkılışına. Osmanlı'nın yıkılışında arkadaş 250 bin rakam, resmi rakamlarda var. 400 bin insanın Çanakkale'de şehit olduğunu söylüyoruz. Peki o gemiler geçti mi? İstanbul'a geldi mi? Geldiler. Geldi. Ne zaman gitti biliyor musun Selçuk Bey? 1936'da. 1936'ya kadar İstanbul'daydı o gemiler. 400 bin kişi gitti. Sarıkamış'ta 90 bin kişi mermi atmadan gitti. Yemen'de, Galicia'da işte bitti. Direnecek erkek enerjik güç bitti Türkiye'de topraklarda. Zaten diğer yerde böldüler. Şey diyor ki Sevr Anlaşması'nın İngiltere kanadı. Şimdi biz Türkiye'ye Ankara merkezli denize açılmayan veya aşağı Karadeniz'den, Akdeniz'den ufak bir yer olan silahlı kuvveti askeri olmayan ama asayişi sağlayacak polisleri olan bir ekip veririz. Gerisi İtalyanların, İngilizlerin, işte Yunanların falan. Biz de kabul etmiyoruz. Olmaz diyoruz. Derken bu sürüyor böyle. Olmaz. İngiltere'nin aynı biraz evvel buyurduğunuz gibi danışmanı Mısır Hamı neydi? Adını şimdi söyleyeceğim. Mısır Hahamı aynı zamanda dönüyor İnönü'nün de Haim Nahum. Haim Nahum doktoru. Haim Nahum İnönü'nün de danışmanı. Bunları dinliyor olmaz. Onlara gidiyor. Nasıl fethetmişiz, buraları da teslim almışız. Osmanlı bitmiş, gücü kalmamış, silahı yok, askeri yok, bitmişler. Ya arkadaşlar, bir üzüm şerbetiyle gün geçiriyor asker ya. Bir üzüm şerbetiyle.
Neyse. Ya şöyle bir orayı ben anlatayım, beni çok etkiledi ya. Bir başarısından dolayı bir askere mükafat vermek istiyorlar Çanakkale'de. Sana ne yapalım diyorlar. Diyor, ne, ben vazife mi yapayım? Yok yok, sen çok gayretlisin. Adını da biliyordum ama televizyon karşısında heyecanlandım. Diyor ki komutanım, ben iri yarıyım, cüsseliyim. Bana bir somun veriyorsunuz. Ne olur iki somun verin diyor bana. O kadar. E hadi tamam, sana iki somun verelim. Birkaç gün sonra bu arkadaş geri geliyor. Diyor komutanım, sizden bir ricam var. Ne var? Diyor arkadaşlarım o kadar sıkıntılı yerken ben bu ikinci somunu yiyemiyorum. Al, vermeyin bana diyor. Bak görüyor musun abi? Yedikleri de somun şey üzüm aşafı ya, üzüm kompostosu. İken böyle bir ahlaki, böyle bir edebi, böyle bir imanı taşıyor bizim Osmanlı askeri. Neyse bitiyor bunlar tabii. Güç yok, kuvvet yok, yemek yok. Türkiye tükeniyor. Bunlar da tamam, madem tükendi yapalım diyorlar. Sonra Haim Nahum diyor ki, bakın siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, siz bunları tanımıyorsunuz, ben tanıyorum. Siz bunlara istediğinizi bastırabilirsiniz, yaptırabilirsiniz de. Fakat diyor, bunlar size bu kinlerini unutmazlar, siz Türkleri tanımıyorsunuz. 10 sene sonra diyor, bu 8 yaşındaki çocuk 18 yaşına gelecek, 10 yaşındaki çocuk 20 yaşına gelecek, hepsi silah tutar olacak ve Kurtuluş Savaşı başlatıp sizi buradan kovacaklar diyor. Kendinizi riske atmayın diyor. Ya ben sizi tebrik ediyorum. Yani Büyük İsrail'i kurmak için bu şeyi yaptınız, bu atılımı yaptınız, bu müdahaleyi yapıyorsunuz. Ama biraz ara verin diyor. Yani süre verin. Ne yapalım? İşte buraya geldik. Diyor ki Türk insanını bir, fakir bırakacaksınız. İki, işsiz bırakacaksınız. Üç, borca esir edeceksiniz. Dört, milli manevi değerlerinden uzaklaştıracaksınız. Beş, böleceksiniz. Sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, böleceksiniz. Beş oldu mu? Altı, bunları birbirleriyle çarpıştıracaksınız. Aha da musul. 7 zaten bitmiş olacaklar, gelip Büyük İsrail'i kuracaksınız. Haim Nahum doktrini 7 madde. 90 yıllık Türkiye, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim ülkemizde uygulanan proje. Niye biz 100 yıllık, 50 yıllık proje yapmıyoruz? Değil mi? Sorunuz bu. Kardeş, bizim birinci önceliğimiz, birinci problemimiz özgürlüğümüz. Biz tam özgür ülke değilseniz, özgürlüğümüzü kazanamamışız. Nereden çıkardın bunu ya? Ne biçim konuşuyorsun? Nerede biçim konuşuyorsun biliyor musun? Bizim milli eğitim dahası var mı? Milli eğitim. Benim yetişecek çocuğumun manasını, mantığını, ruhunu, kalbini, kimliğini oluşturacak kurum ve sistem. Milli eğitim. Milli eğitimi kim yönetiyor? Milli Eğitim Bakanı. Değil. Üst kurulu var. Fulbright adı, Fulbright. 1946 yılında Amerika ile anlaşılmış. Sizin milli eğitim böyle idare edilecek denmiş. Ne özgürlüğüne bak. Kim bunun üyeleri? 4 tane Amerikalı. 4 tane de onların seçtiği Türk. 8. Hadi bir noktaya geldik. 4'ü dedi ki mesela eğitimde 3+5 olsun. Öbürü dedi ki hayır 4+4 olsun. Anlaşamadılar. Kararı kim veriyor biliyor musun? Amerikan Büyükelçisi. Sen ne özgürlüğünden bahsediyorsun? Na kim yapacak projeyi? Erbakan yaptı projeyi. Erbakan, başka da yok. Onun için diyordu ki bir biz varız, bir de diğerleri, diğerleri. Bu şaka değil. Bu bir imaj da değil. Ha azsınız. Ne yapalım yani? Çokluk her şey demek değil ki. Hindistan'da %90'ı ineğe tapıyor. Ne yapalım yani? Hindistan ineğe mi tapalım? Bunlar doğru yapıyor. Çokluk mesele değildir. Hak meseledir. Hak bir tane de olsa değişmez. Bir peygamber gelmiş, kimse inanmamış, öldürmüşler. O haktır, doğrudur. Onun yolu da yoldur. Hazreti İsa gelmiş, 11 kişi inanmış, 12.si hain, Yahudi girmiş, ihbar etmiş. Haktır. Hak sayıyla ölçülmez, kalabalıklarla ölçülmez. Hak doğruyla, her zaman doğrulamış verir. Siz bugün şemsiye almalı mısınız? Yağmurlu havada şemsiye almak doğrudur. Serin havada lüzumsuzdur.
Şemsiye almak doğru veya yanlış o şarta göre vardır. Ama 2 kere 2 her zaman 4'tür. Hak böyle bir şeydir. Her zaman doğrudur hak. Ve elhamdülillah Erbakan'ın peşinde, milli görüş kadroları içinde biz bu hakkı savunmaya devam ediyoruz. Yarım yamalak bize düşen eksik bizim. Ama hak tamamdır. Onun için bunlar başarılı olamayacaklar. Ama bu süreç yürüyecek. Evet. Biz özgür değiliz yani. Ve 90 senede bu iş geldi. İsrail'e dokunulmadı, İsrail'e söylenmedi, oradaki yapılar olmadı, İslam Birliği kurulmadı. Ya çok enteresan ama bize öyle şeyler yapıyorlar ki kahretmemek mümkün değil. Arkadaş, şuradaki siyah hamam böceğinin adı ne? Kara Fatma. Fatma kim? Resulullah Efendimiz'in kızı, Hazreti Ali'nin hanımı sallallahu aleyhi ve sellem. Ha? Bak Kara Fatma diyorlar ona. Köpeğe ne diyorlar? Arap. Neden? Biz Araplara öyle bakalım diye. Ya arkadaş memleketini işgal eden İngiliz, Alman, efendime Fransız, Yunan. Her zaman sana kazık atmış Avrupa, Almanya. Almanya bile Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'nin komutanı Alman'dı. Ve bizi orada pırasa gibi doğrattı. Ha sen onları dost bileceksin. 3 tane 5 tane Arap kabilesi hainlik etmiş eder. Türk de diyor. Herkes eder. O iş çıkar içinden yani. Adem Aleyhisselam'ın çocuğu çıkmış. Nuh Peygamber'in çocuğu çıkmış. Hanımı çıkmış. Yani eder. Etti diye bütün ama neden? Çünkü Türkiye potansiyel liderdir. Potansiyel tekrar Osmanlı, yeniden bir Osmanlı'nın mirasını ayağa kaldıracak potansiyeli ve gücü vardır. Tarihi geçmiş. Bunun oradaki coğrafyadan koparılması lazım. Bizi böyle ötelediler ve böyle getirdiler. İsrail'le dostuz, Araplarla düşmanız. Elhamdülillah hocam 1973'te ilk biliyorsunuz İslam ülkeleri toplumuna bizi soktu. Gene Erbakan Hoca soktu. Ve geldi D8'i kurdu. Hocamın Türkiye'de 11 ayda yaptığı çok önemli işler var. Altını çizmemiz lazım. 1. Denk bütçe. 2. Eşel mobil sistem. 3. D8. 4. Onun yansıması olarak dış politikada güçlü, otoriter, sağlam bir kimlik. Evet. Şimdi D8'le biraz evvel anlattık. Dünyanın 8 İslam ülkesinin nüfusu 60 milyonun üzerinde olan ülkeleri bir araya getirdi. 2. Borç almadı. 1 lira borç almadı hoca 11 ayda. Ve öngörülen 10 milyar TL o zamanın parasıyla 55 milyarlık bütçede 10 milyar faiz kurtardı faizden bütçeyi. 10 milyar. Şimdi geleceğiz bütçeye de. O kurtardı hocam. 2. Gelir gelmez. Ya 4 günlük ya. Burayı da anlatayım. 4 günlük hükümet. Haziran'ın 26'sında güven oyu almış. 1 Temmuz'da sözleşme var. İşçiye memura sözleşme. Sendikaların başkanları toplanmışlar. Evet. Rahmetli hocam diyor ki arkadaşlar ne istiyorsunuz? Seçimden önce hükümette Mesut Yılmaz Bey var. Diyor ki ben %20 veririm. Onlar da diyor ki hayır hiç olmazsa 30 ver. Vermem diyor. Seçime giriliyor. Seçimde diyor ki tamam seçimi kazanırsam 30 vereceğim. Diyorlar ki Mesut Yılmaz söz vermişti %30'dan aşağı olmaz hocam. %30'dan aşağı. Enflasyon kaç? %60. E diyor siz sendika başkanı değil misiniz? Evet. Peki kimin lehine çalışıyorsunuz siz? %60 enflasyonda %30 verirsen işçiyi %50 fakirleştiriyorsun. %50 vereceğim diyor. Biz işçimize %50 vereceğiz. Hemen reaksiyon. Allah senden razı olsun hocam be. Helal olsun sana demeleri lazım ya. Parayı nereden bulacaksın diyor. Yani verme diyor %50. Niye vermeyeyim? Sana ne ya? Nereden buldunuz? Ben buldum. Devletlerim. Evet. Ve %50 veriyor. Yani Haziran'da 100 lira alan bir işçi memur 150 lira alıyor Selçuk Bey. Aralığa geliyoruz. %30 daha veriyor. 50 daha veriyor. Haziran'da 100 lira alan bir işçi Ocak'ta
200 lira alıyor. Dahası var, uzatmayayım. Şimdi maaşı bugün 1 milyon olsa 2 milyon alan bir adam ne yapıyor? Ya hanım, sen uzun zamandır halıyı değiştirelim diyordun. Hadi halıyı değiştirelim diyor. Halı alıyor ya da mobilya ya da dolap, neyse. Ekonomik çark bu şekilde dönmeye evet, başlıyor. Evet, o da gidiyor mağazaya diyor ki bana halı ver. Öbürü de mağaza fabrikaya diyor ki bana daha çok halı ver. Bu sefer mağaza işsiz gence diyor ki gel sana iş vereyim. Bak potansiyel arttı. Ve böylece hiç ek vergi koymadan, zam yapmadan 5 milyar bütçeye vergi artışı var. Vergi. Sırf bundan. Evet. Ve böylece bu sistem yürüdü. Geldik. Ekonomi istersen geçmeden. Ekonomi bura yeter. Evet. Hocanın yaptığı bunlar. Dahası var da. Şimdi D8 önemli. Ben burada esas D8. D8 İslam ülkelerinin bir çatı altında direm. Eğer D8 yürütülseydi Selçuk Bey, bugün ne Mısır, ne Libya, ne Suriye, ne de Irak olurdu. Karşısına çünkü gelecek Saddam'a diyecek ki işte ne istiyorsun sen? Niye Kuveyt'e saldırıyorsun? Niye İran'a saldırıyorsun? Dur bakalım diyecekti. Saldıramayacaktı. Ne istiyor kardeşim? Adil. Burada benim çıkarlarıma zarar veriyor. Sen niye zarar veriyorsun? Yok vermiyorum. Veriyorsun. Şöyle yapın. Bitti. İdi. Keza Suriye'de, keza Libya'da. Neyse. Bunlar yaşandı. İşte D8 olsaydı bunu yaşamayacaktık. Biz ne yaptık? Avrupa Birliği'ne girelim diye uğraşıyoruz. Ya giremeyeceğini sen. Gündüz de hatta bizi alacaklar diye gündüz gözüyle havai fişek atıyoruz. Giremedik. Şimdi geldik. Dediler ki Büyük Ortadoğu projesinin uygulanabilmesi için siz Doğu ve Güneydoğu'nuzda bu Kürt oluşumu bir kere şeyi kabul edin. Kuzey Irak, ne diyorlar şimdi? Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi. Ne demek bu? Bir Irak varsa bu ne? Bak devlet demiyorlar şimdilik. Şimdi ama olgun bakanı var, başbakanı var. Bütün sistem yürüyor. Polisi var, şey var, bilmiyorum para bastılar mı? Biz gittiğimizde daha kendilerine para basmamışlardı. Saddam'ın parasını kullanıyorlardı. Evet. Dediler. Ve barış süreci yaptılar. Barış sürecinde bu PKK, PKK'nın Amerika'nın kurduğunu herkes söylüyor. Amerika'nın silah attığını herkes söylüyor. O hocam çekiş gücü gönderdi, bunların ipi bitti, pili bitti, hiçbir şey yapamadılar. Burada İncirlik'te üst duruyor. PKK'yı bıraktılar. Askere dediler ki müdahale etmeyin şimdi, barış süreci var. Valiye dediler ki talimat verme, bir şey yapmasınlar, barış süreci var. Sonra dönüp diyorlar ki bunlar ağır silahlarla silahlandılar, yolların altına tünel kazdılar, bombalar. Kardeşim siz devlet değil misiniz? Ya bunu bilerek yaptınız, başkası var. Ya bilerek yaptınız, ya gördünüz, görmezden geldiniz, ya da hiç oralara bakmadınız. Bunun üçünden biri. Yani bunlar bu kadar teşkilatlanırken, bu kadar silahları buraya yiyerken sizin haberiniz yok. Şimdi çok enteresandır. Şunu da söyleyip, yani güncel Musul çok basit. Musul bunun parçası. Seni de almayacaklar. Sana da su yok. Israr edip girersen sana savaş açacaklar. Bu kadar basit. Yani Musul'un tek kelimesi bu. Biz gelip Musul'da şu girdi, bu silahla girdi, ötekisi uçakla attı demenin manası yok. Musul niye böyle? Niye bugüne kadar IŞİD orada duruyordu, kimse bir şey demiyordu da vurdu bugün birdenbire? Adı IŞİD'dir ha. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını izleyelim mi? Musul'la ilgili olarak. Rica edeyim. Evet. Sizlerin de şahit olduğu gibi DAEŞ bahane edilerek Suriye ve Irak 63 ülkenin katıldığı operasyonlarla maalesef büyük bir yıkıma maruz kalıyor. Suriye'de hayatını kaybeden masumların sayısı 6 yılda 600 bini aştı.
Biz Cerablus operasyonunu başlattıktan sonra görüldü ki bu örgütle mücadele etmek için Suriye'nin yakılıp yıkılması gerekmiyor. Bunu kendi aramızda da halledebilirdik. Tabii biz DAEŞ'in bir araçtan, bir Truva atından ibaret olduğunu, istenirse kısa sürede etkisiz hale getirilebileceğini gayet iyi biliyoruz. Diğer taraftan eğer bu ülkeler dostça el ele vermezse, kendi imkanlarımızla, çok basit imkanlarımızla, çok basit önlemlerle, inanıyorum ki öyle çapı da büyük olmayan bir sınır ötesi operasyonla, işte Cerablus, işte Rahim, bunu ortaya koydu. Demek ki olabilir. Ülkemizin ısrarla Musul operasyonunun dışında tutulmaya çalışılması, orada da DAEŞ bahanesiyle kurulmaya çalışılan mezhep çatışması kapanını bozacağımız bilindiği için biz oraya onun için sokulmak istemiyoruz. Ama kendilerine aynı şeyi söyledik. Biz bir Sünni-Şii çatışmasına evet diyemeyiz. Bize verdikleri cevap ne biliyor musunuz? Diyorlar ki biz Şii-Sünni çatışmasına müsaade etmeyeceğiz. Tamam da Irak ordusu kimlerden oluşuyor? Irak ordusu Kahir ekseriyetiyle Şia'dan oluşuyor. Ve bunlar Musul'a geldikleri zaman kimlerle vuruşacaklar? Sünnilerle vuruşacaklar. Oraya kimi sokacaklar? Haçlı Şabi'yi sokacaklar. Karşılarında kim var? Haçlı Vatani var. Haçlı Vatani kim? Onlar Musul'un yerli insanları. Haçlı Şabi nereden geliyor? Onlar dışarıdan geliyor. Kusura bakmasınlar. Biz yeni mezhep çatışmalarına evet diyemeyiz. Senin Bağdat Bağdat dediğin nedir? Senin Bağdat dediğin tamamen Şia'dan oluşan bir ordunun yönetmenidir. Biz onlarla mı konuşacağız? Eğer biz kalkıp da Musul'un kaderini onlarla paylaşmaya yönelirsek, şunu kabullenmemiz gerekir ki yarın burada Şia, Sünni ile bu mücadelesini verecek ve ardından da burayı Haçlı Şabi'ye terk edecek. Şimdi onu da konuşuyorlar. İşte 30 bin kişiyle Haçlı Şabi geliyor. Ya kaç bin kişiyle gelirse gelsin. Yani geleceği varsa göreceği de var. 2 milyon Musul'da. Musul'da 2 milyon Sünni Arap Türkmen var. Biz bunların bir kısmını eğittik, yetiştirdik, belli bir noktaya getirdik. Nerede? Başika kampında. Biz orada peşmerge de eğittik. Hala eğitiyoruz. Aynı şekilde Musullu Arap kardeşlerimizi, Türkmen kardeşlerimizi, onları da eğittik, yetiştirdik. Hala devam ediyoruz. Bunları yaparken bizde talep nereden geldi? Irak'ın merkezi yönetiminden geldi. Şimdi ne oldu bu merkezi yönetime? Hava değişti. Hava değişti. Dert başka. Onun için biz Amerikalı dostlarımıza, koalisyon güçlerimize hep bunu söylüyoruz. Bakın, buradaki tezgaha bizi getiremezsiniz. Biz bu tezgaha gelemeyiz. Biz sizinle NATO'da beraber miyiz? Beraberiz. Sizin Irak'ta